Düşün. Sadece şeyi düşünüyorum. Ne tarafta duruyorum? Sağda mı duruyorum, solda mı duruyorum diye düşünüyorum kanka. Gel buradan da gel. Ben nerede duruyorum? Sağdan yürüyeyim. Tamam hadi bakalım kardeşim benim. Şimdi... Kayıta girdin mi? Ben sokak sokak gezerken kayıttayız abi, doğal olmak lazım. Tamam, her al baştan o zaman tekrar. ben kendimi tutamıyorum. Şimdi sabahtandır gülüyorum. Şu an var araba ya geliyor. Sabahtandır gülüyorum. Araba da gelsin. Araba da gelsin. Kapunkat. See you, good night. Kapunkat. Good night. Abi ne kadar güzel insanlar. Ben aynen çok seviyorum öyle. Tayland insanı. Arkadaki müşteri de herkese el sallıyor. Hala bize el sallıyor. Görüyor musun? Bizi çok sevdiler bak. Burada çok rahat arkadaş olabiliyorsun herkese. Tayland'ın bu oyunu çok seviyorum. Abi onu bunu geçtim. Sen o kadar kilometre yol gel, tamam mı? Hiç irtibat halinde olma, zorluktur. Kimse kimseye kolay kolay ulaşamaz. Bu açık ve nettir. Hani herkes birbirini anlayışla karşılamalı. Biraz ciddiyete binmek istiyorum. Ve bunun diliminde ben sokak sokak gezerken, zaten bugün sabahlayacağız biliyoruz. Ben dostum, sevgili kardeşim, ailemden nasıl olarak bildiğim ya? Mert'le vallahi göz göze geldim. Ve Mert bakıyorum böyle, alo ben diyorum, tanıyorum bu çocuğu diyorum. Acaba diyorum ya da Fransızın birisidir mi diyorum ya da hani böyle. Ama sen de bana bakıyorsun aynı gözle. Abi böyle şok içerisinde olur gibi oldum. Böyle kilitlendik. Aa Kadir, Mert. Şok içerisinde kaldım ve biz Mert'i tanıyoruz. Mert müthiş şeyler başardı. Müthiş yerlere de gitti. Zaten altını çizmek istediğimiz Latin Amerika olsun, kabile hayatı olsun, bunları gördü, bizlere aktardı. Ve ben Mert'i direkt yanıma çektim. Dedim bir ölümsüz olarak bu video burada kalsın, güzelleşsin. Güzel anı olarak kalsın. Canımsın, nasıl hissediyorsun? Vallahi süper kanka, vallahi seni gördüğüm için yani çok mutluyum. Çünkü seninle bilmiyorum kaç yıl oldu zaten takipleşiyorduk Instagram'da. 2017'den beridir biz takipleşiyoruz. İnan bilmiyorum ya, ben 2018 yılından beridir dünya turundayım. O günden hesap etsek 6 yıl oldu gibi bir şey. Hani takipleşiyoruz, hani ben seni görüyorum, sen beni görüyorsun. Oradasın, buradasın, orada zıpladık, burada dağa çıktık bilmem ne. Belki 5 yıl sonra rastgele dünyanın diğer ucunda, rastgele bir ülkenin, gördüm rastgele ya bir sokağında. Aa, ben şu an onun şokundayım zaten. Aynen, güzel denk geldi. Nasip, görüyor musun? Adım attık ve kavuştuk. Ben canımın içiyle beraberim. Güzel. Şimdi biraz sokak sokak gezmek istiyorum. Onunla sohbet de etmek istiyorum aslında. Daha sonra bir şeyler yapacağız, güzelleştireceğiz. Neler olacak, neler bitecek, doğaçlama yönden hep beraber göreceğiz. Dobro olmak, dobro olmak çok çok iyidir. Her zaman. Dobro olmazsan adam da olamazsın bak, abi bu hayatta. Yerimiz var evet. Ama biz burada oturmayı seviyoruz. Niye? Abi çünkü içeride yapamıyoruz. Abi bak, benim kaldığım yer şu bina, tamam mı? Bu binada kalıyorum. Odamda klima açık şu an. Odama girsem bile, yani odam dedim özel oda değil de karma yatakhanede kalıyorum da hani klimalı. Haydi. Gireyim abi. Yatağım hazır, buz gibi, oh mis gibi, püf püf püf. Hadi uyumayacağım mı? Şurada bir klimalı ortak alan var, yatak var yerde. Yani. Uzanıyorum, klimalı ortam. Mis gibi değil mi? Bak keyfini. Ben dışarıda böyle iki büklüm oturuyorum betonu. Popom uyuştu artık beton oturmaktan ama hani dört duvar arasında duramıyorum demek istediğim. Güzel, hani içeride rahatım var. Aynen, yok ben burada rahatsız oturuyorum. Sivrisinekler geliyor, kaçınıyoruz sürekli çok böyle. İstediğimiz nokta. Biz bir şeyler aldık. Ufaktan Merdo'yla beraber atıştıracağız canımın içiyle. Daha sonra ufak bir asbihal etmek istiyoruz. Zaten sonrası güzellik. Bak ne diyor, görüyorsunuz. Sen sen olaya gir. Kesersin orayı. Tamam hadi ben girişim. Sıkıntı yok. Saatler 03.33. Gecenin bir yarısı artık. Sabaha doğru noktayı sürdürüyoruz. İnanın öyle bir hoş sohbetler ediyoruz ki, yaşanılan maceralar, geçmişler, hikayeler, yapılan öneriler, tavsiyeler, hepsi bizim için anlamlı oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyorum diyebilirim. Hiçbir şey benim umurumda değil. Sevgili dostum Mert'in de umurunda değil. Çünkü biz dakikaların tadını çıkarıyoruz. En azından burada ölümsüzleştirdiğimiz, anı olarak saklayacağımız bir hikayemiz var. Bu da bu videoda kalsın istedik. Uyku yok, hiçbir şey yok. Keyifliyiz gerçekten. Motivasyon ve renk kattık. O da şu an kendisi benim yanımda. Ben konuş demeyeceğim zaten. Hiç umurumda değil. Doğaçlama olarak muhabbet edeceğiz. Evrenle bahsettik. Doğayla bahsettik. Evreni çok sevdiğimizi söyledik. Aynen öyle. Çok güzel bir evrende yaşıyoruz. Hiçbir şey. Yani böyle tartıştık, yoğunlaştık. Güzel şeyler oluyor. Bunlar insanın böyle ufkunu açıyor. Oturuyoruz. Keyfimiz yerinde. İnanın keyfimiz yerinde.
Ya düşünmüyoruz yani. Hiçbir şey düşünmüyoruz ve her şey bizim için spontane gerçekleşen bir şey. Ha sen Mert'le görüştün mü, konuştun mu, öyle mi geldiniz, programlaştırdınız mı, böyle oturuyorsunuz. İnanın hiç öyle bir şey de yapmadık. Sen neler söylemek istersin? Valla kanka çok güzel ya. Hani bu da böyle zaman geçiriyorsun, oturuyorsun. Sen sabahtandır çok güzel konuşuyorduk. Kamera karşısına çıkınca böyle bazen kalabiliyor insan. Lakin biz muhabbet ediyoruz. Ha nelerden mi konuştuk? Maceralarımızdan konuştuk. Mert'cim kaç ülke gezmişti bu arada? Şu an işte 39 oldu. 39 ülke gezdi. Ben kendisini takip edin diyemem. İki yine söyleyeyim, bir sorun yok. Kendisinin 100 bine yakın takipçisi oluştu. Ve bunun mutluluğunu yaşadı. Ben de bir nüsa da olsa, bir faydamız da olsa onunla beraber bunun tadını çıkardım. Bu bana da nasip oldu. Aslında en büyük mutluluk bende saklı diyebilirim. Çok mutluyuz. Arkadaşımızın mutluluğu, emin olun bizim mutluluğumuz. İşin perde arkaları çok farklı. Yaşadığımız süreçler, yaşanılan durumlar. Yani dakikası dakikasıyla. Bunun perde arkası çok çok farklı ve zorlu. Hiçbir şey basit değil, zor da değil. Güzel maceralar yaşadı. Ve senin bu hayatta en büyük yaşadığın ve hiçbir zaman unutamayacağın, az önce yolda da bahsettiğin bir kabile hayatı vardı. Ah o papağa yeni yine. Onu ufaktan bir açıklar mısın? Ya hatta direkt şu anki duygumu açıklayayım papağa yeni yine hakkında. Ya hayatımı değiştirdi benim. Yani gerçekten belki çoğu insan hani böyle takip edip de hani böyle papağa yeniden paylaştığım videoları izleyenler veya böyle anlattıklarım falan hiçbir şekilde anlayamaz. Hani anlatılmaz yaşanır denen duygu dibine kadar o kabilelerle yaşayabilmek. Yani hayatımı değiştirdi. Öyle bir ortamda 1,5 ay onlarla yaşadım ki kabilelerle. Yani teknolojisiz ortamlarla hani hayal edemeyeceğin dünyada 1,5 ay öyle insanlarla yaşayınca hayatım değişti. Böyle psikolojim darmadağın oldu. Harika. Yani hala toparlayamadım. Kendime gelemedim. İşte Papua Yeni Gine'den çıktım kabileden. Direkt Tayland'a geldim buraya. Tayland bize bir ay vize veriyor. Bir ayı bitirdim. Hala kendime gelemedim. Psikolojik olarak da öyle bir değişik oldum ki yani hayal gücünün erişemeyeceği hayatları gözümle gördüm ve o hayatı ben çok de yaşadım güzel. 1,5 ay. Mesela yani susadık su içeceğiz, yağmurun yağmasını bekliyoruz. Of. Öyle bir ortamda yaşadım. Bakın. Duş alacağız, nehre giriyoruz. Mesela. Duş alacağız, nehir. Nehirde de timsahlar yaşıyor. Öyle bir yerde yaşadım. Nehre gireceğiz, timsah. Yanındaki adama diyorum, nereye gidiyorsun diyorum. İşe gidiyorum diyor. Ulan diyorum, kabile. Hani adamla teknoloji bir işe gidiyorum diyor adam bana. Ne işine gidiyorsun diyorum. Nehre açılacağım diyor gece diyor. Issız yerlere gidip timsah avlayıp geleceğim diyor. Yemek yemek için diyor mesela. Veya yan kabileye derisini satacağım, oradan bir şey alacağım falan. İşte susuyoruz, yağmur suyu içiyoruz falan. Abi öyle bir ortama o kadar adapte oldum ki ben. Yani direkt adapte oldum, oralı gibi oldum. Şimdi Tayland'a geldim, bir ay geçti. Kendime gelemedim, vizemi bir ay daha uzattım. 2 hafta daha geçti, 1,5 aydır Tayland'dayım. Hala kendime gelemedim. Harika. Yani psikolojim öyle bir darmadağındı ki. Yani böyle bir depresyona soktu beni bir olay. Şimdi Tayland gibi bir ülkeye geldim, burada da her şey legal. Aynen. Dünyanın, tuhaf geliyor şimdi sana. Eğlence anlamında dünyanın en tabii açık ki ülkelerinden bir tanesi. Hani böyle Türkiye'ye evime dönmüş olsam daha iyiydi. En azından bildiğim ülke, hani kuralları nedir, şeyi evet, nedir, Türkiye'de evet, yapman gereken, evet, yapmaman gereken bildiğimiz yer, kendi evimiz, kendi toprağımız. Şimdi Tayland'a gelmişim zaten. Ya tamam Tayland'a bildiğim ülke, üçüncü kez geldim de. Yine böyle bir Papua Yeni'den sonra çok afalladım. Tabii ki. Kendime gelemiyorum hala böyle yani. Sanki böyle şey 50 yıl böyle hücrede kalmışım, böyle hapis yatmışım. Tabii 50 ki yıl sonra ilk defa dışarı çıkmışım gibi hissettim. Böyle bir değişikti yani. Hiçbir zaman sıkılmam. Bak anlattı. Ortak anlatımıyla sizin de dinlemenizi istedim. Çok değerli bir dostum. Şu an içimden gelen kelimeleri hiç kesinlikle. Hani kalbimle değil, direkt beynimle değil, direkt ağzımla konuştum. Aynen. Yani düşünmeden aynen ağzıma geleni söyledim, kalbimden ne hissettiysem. Ve bunu yaşıyormuşçasına gibi hissedin. Zaten gerisi sizde, sizde. Ve doğuyorsunuz, derhal doğadasınız ve doğayla bir yaşam mücadelesi içerisindesiniz. Yaşamak için öldür kanunu o zamandan başlıyor. Ve bir kabilenin yanına gidiyorsunuz. Yürüdüğün o patikalar, temel ihtiyaçlar, tabii ki temel ihtiyaçlar ve doğayla iç içe olmak ve her şeyden öncesi orada bir kabile üyesi olmak. Mert artık oranın bir kabile üyesi. Papua Yeni Gine'de artık bir ailesi var. O yüzden her zaman ne diyoruz?
herkes yola çıksın. Elinden geldiğince herkes bu yaşamı görsün. Bugün varız, yarın yokuz abi. Öyle, 3 günlük dünya. Günün tadını çıkartacağız. Benim aynen de o öyle zaman o gerekiyordu. Gittim o kabile. Akıl işi değil yani. Hangi akıllı, mantıklı insan oraya gider, orada yaşar bir de yani. Tam bir bakıp ya gitmek, bir bakıp çıkmak da vardır. Bir fotoğraf çekip çıkmak da vardır hani. Bir selfie yapıp çıkarsın en kötü. Harikasın. Böyle gittin orada bir buçuk ay falan. Hala onun etkisinde ama Mert'in birçok serüvenleri de oluştu zaten. Latin Amerika olsun, birçok yer olsun. Ya her ülke film gibi. Onun diliminde tabii ki Mert'i zaten tanıyanlarımız biliyor. Canımdır. Siz de takip edin, serüvenlerine katılın. Ve bunun diliminde Mert'ciğim. Son noktaya geliyoruz. Benim sabahlama sürecim devam edecek bu arada. Ben Mert'i gördüğüm için böyle bir konuşmayı hasbihalin arkasında bu noktayı ölümsüzleştirmek istedim kısacası. Sen insanlarımıza neler söylemek istersin? Yani bu serüvene çıkmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Maceraya çıkanlar olacaktır. Dünyayı görmek isteyenler olacaktır. Ve her şeyden öncesi kendi alanında bile dışarıya çıkıp özgürlük diyebilecek insanlar olacaktır. Sen bunlara kısa ve öz anlamla ne söylemek istersin? Abi söylemek istediğim şey kesinlikle bu gezmek. Yani tam gezgin olmak demeyeyim. Tamam. Hani şimdi herkes gezgin olamaz. Çünkü gezginlik bir meslek değildir. Mesela günümüzde çoğu insan artık gezginliği meslek olarak yapıyor. Yani iki meslek. Dünyanın diğer ucuna git, bileklik sat, video çek, YouTuber ol. Ama her yerde şu an ben sağım solum YouTuber kaynıyor mesela. Etrafta herkesten bunu görüyorum. Abi bu tarz şeylere kapılmayın. Gezginlik denen şey ruhtur. Hani senin ruhuna doğuştan gelen bir şeydir. Hani gezginlik dediğin şey maceracıdır, keşifçidir, öğrenmektir. Hani hem çok okumaktır güzel, da aynı güzel zamanda. Ama okuyarak öğrenmenin yanında hani yaşayarak da öğrenmek. Hani oranın nefesini almak, kokusunu almak, dokunarak, görerek, hissederek yani yaşamak. Çok güzel, çok güzel yani bir şey söyledim. Yani gezginlik bir ruhtur. Yani mesela şu an Tayland'dayız. Çoğu geliyor insan buraya. Hiç ne geziyor, ne bir şey yapıyor. Sokakta bir tane Tayland'ın yerel bir insana bile selam vermiyorlar. Bileklik satıp video çekip para kazanıp evlerine dönme derdiler. Milyoner aynen olayım. Aynen. Gezginliğin adını böyle konuşuyorum. Gezginlik bu değildir. İnsanlara diyeceğim o ki yani. Yani bir korkmayın, bir deneyin. Yani demek istediğim hani çok gezginliği güzel, böyle herkes artık para için yurt dışına çıkmaya başladı. Sanki yurt dışına çıkan para kazanıyor direkt. Zengin oluyor. Yurt dışına çıktım tamam zengin olacağım artık. Hayaline kapılıyor herkes. Böyle hani bu tarz şeylere kapılmayın. Hani ben burada çok görüyorum. Hani şimdi az önce dediğim gibi 1,5 aydır burada dinlenme modundayım. Evet. Hala psikolojik olarak öyle hani rahatlamaya, dinlenmeye çalışıyorum. O yüzden çok gezmedim, çalışmadım, video çekmedim. 1,5 aydır çoğunluklu olarak yatıyorum. Hani boş zaman geçiriyorum ama düşünüyorum sürekli. Hani fiziksel olarak boş zaman evet, geçiriyorum. Evet. Beyinsel düşünüyorum. Burada işte çok insan gördüm, çok analiz ettim. Türkler çok geldi gitti, yabancı gezginler olsun falan. İnsanlara diyeceğim para için yurt dışına çıkmayın. Abi bu bir ruhtur. Ruhunuzu bir dinleyin. Sen ne seviyorsun, ne yapmak istiyorsun? Korkmayın. Çoğu insan bizim Türkiye'deki evet ekonomik problemler falan filan. Türkiye'deki enflasyon olsun, maaşlar, pahalılık falan. Tamam, gerçekten bir bahane olabilir tabii ki yani. İster istemez yani sıkıntılar doğabiliyor ekonomik sorundan dolayı ama yine çok dert etmeyin. Çok güzel yani ya. Kaç tane gezgin. Dök içine, dök içine. Biz videoları paylaştık yani. Hani evet, ben ve benim gibi isim saymama gerek yok. YouTube'da zaten biliyorsunuz gezginlerden. Hani YouTuber'lar olarak hani parasız gezdik. Onu yaptık, bunu yaptık. Sokaklarda yattık, kalktık falan. Bunları zaten paylaştık. Paramız yoktu. Kanıtladık yani bunları. Kanıtlı sizlere YouTube'larda, Instagram'da paylaştık. Hani oluyor. Bir şekilde oluyor. Tabii herkese parasız çıkın, yolda bulursunuz bir şey demiyorum. Hani yine bir garantinizi alın. Yani bir bankanız en azından bir 1.000 dolar koyun abi. Unutun o parayı. Zor günlerde. Zor yine, günde. Yine onu da unutun. Ya abi en basitinden ya çok basit. Ben şimdi burada oturuyorum, kalktım. Bir merdiven basarken ayağımı burktum, ayağımı kırdım. Çok da sıkıntılı kırdım. Merdivenden düştüm şimdi buradan. Çok kötü bir kırık var. Hani mecbur hastaneye gideceksin. Hastaneye gittin mi sen yurt dışında? Yüzlerce dolar masraf. Tabii ki. Ya ayağın kırık ya da kafanı kırdın. Belki kafanı kırdın abiden, ameliyat aldılar, bir şey oldu, araba çarptı. Araba çarpamaz mı sana burada trafikte? Hani ya bir kötü gün paranız olsun burada. Ben çoğu insan görüyorum. Adam Türkiye'den çıkmış cebinde 10 dolarla 20 dolarla buraya gelmiş ya. Kötü gün parası yani. Yeni yola çıkacak insanlara bunları öneriyorum işte. Aynen öyle. Yani bir garantinizi alın. Bir bankanızda maddi durumuna göre değişebilir. Ne kadar bulabiliyorsan bul ama o parayı unut. Kullanma yani. Ekstra bir banka hesabı yap kart. Ona dokunma. O kötü gün kartın olsun. Yani her şeyden önce yaşama renk katan bir de, korkmayın. Bak bu ayrıntılı bir detay. Korkmayın diyor.
neden korkmayalım mesela? O düşünce içerisinde benim de kendi düşüncelerim var. Lakin Mert'in söylemesi daha çok mantıklı. Korkmamak demek ne demek? Özgüvenli olmak. Benim tabii kendi özgüvenli olacaksın, cesaretli olacaksın. Gerisini de sen getir. İşte özgüvenli, cesaretli olacaksın işte. Böyle yola çıkacaksın. Yani uyumlu birisi olman lazım. Yani mesela dünyayı mı gezeceğim mesela? Hani bu Tayland'a geldiğin olacağım. Zaman abi her şey çok farklı. Sen artık kendi ülkenden ayrılmışsın, adapte ol. Mesela burada Tayland'dasın, Tayland yemeği yiyeceksin. Çoğu insan diyor çok kötü, yiyemiyorum, edemiyorum, çok kötü. Evet tamam, kötü olabilir. Çünkü senin damak tadın Türk yemek damak tadı. Ama burada işte adapte olup uyum sağlamak için demek istediğim. Yiyeceksin, onların yaşantılarına uyum sağlayacaksın. Onlara normal ama sana yanlış gelen bir şey yine de sen de yapacaksın onu. Hani uyum sağlayacaksın. Evet, evet. Yani çoğu insan mesela adapte olamıyor gittiği yere. Ya zaten i̇şte bu biraz süreç alabiliyor. Yani kesinlikle. İşte o yüzden gezginlik dediğim şey bir meslek değil, bu bir ruhtur. Mesela uyum sağlayamıyorsan sen böyle her türlü ortama, gelemiyorsan her türlü sıkıntıya, problemi, her zaman güllük gülistanlık hayat yaşamıyoruz. Yeri geliyor mesela soyuluyoruz, şeyler oluyor. Hello, good night. Yani ondan yeri geliyor, sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz, soyuluyoruz, ediyoruz, yorgun oluyoruz falan. Yani güçlü de olmak lazım. Sabır. Uyumlu olacaksın, adapte olabileceğin her yere rahatça. Kesinlikle öyle. Ve bu süreçte tüm insanların, özellikle bizlerin, sizlerden beklediği motivasyon ve ilgi mesajlarıdır. Bir moral mesajı bile insanı gerçekten çok güçlü tutuyor. Mutlu ediyor. Bizim motivasyon. Aslında aynı en büyük mutluluk kaynağımız budur diyebiliriz. Bu zaten Mert de bunun düşüncesinde, kanaatinde. Uzaktayız. Uzakta olduğumuz için hem kendi yaşamımıza renk katmak ve bu yaşamı olumlu olumsuz, iyisiyle kötüsüyle A'dan Z'ye kadar sizlere aktarıyoruz. Mesela doğalız. Bak az önce dediğim şey, bak gözümün önünde örneği var bak. Bak şu an şurada ne var bak, görüyor musun? Küçük bir kertenkele var bak. Evet. Evet. En fazla bir metre önümüzde. Mesela yani aynen. Bazı insan ay böcek var korkarım edemem ay şey olur. Bak şu an biz bak çekebilirsin evet. Hatta gösterme bak. Kertenkele evet. Var önümüzde şu an. Hani o da bir canlı, uyum sadece onunla beraber yaşayacak. Çünkü Tayland'ın kültürü bu. Abi Tayland'ın mesela hani Tayland'ın kültürü tam Türkiye'de de var aynısı da hani demek istediğim. Burada karşına iguana da çıkabilir sokakta. Az önce bize ne ikram ettiler? Biz yemedik. Nerede? Arkadaşlar. Kurtçuk mesela. Ha evet böcek. Ha evet. Böcek bunlardan ikram ettiler ve biz almadık. Alabilirdik de almayabilirdik de. Bu bizim kendi kararımız. Buradan iguana da geçer, timsah da geçebilir. Aynen. Yani uyum sağlayacağım böyle yani. Burası Asya. Böcek möcek falan korkmayacaksın şey. Asya yapacağım. Bölgesi öyle. Zaten aşağı kısımlar daha da çok. Yani ülkenin kendine göre kültürü. Aynen öyle. Bizim aynen. Türkiye'de her yerde sokak kedileri, sokak köpekleri fazlasıyla var. Bak burada hiç sokak köpeği görüyor mu? Yok. Burada yok. Da böyle böcekler var burada da işte. Hani abi coğrafya farkı işte bu yani. Aynen. İşte dünya turu yapacağım diyorsan işte olay bu. Her gün farklı bir garip şeylerle karşılaşıyorsun. Garip garip. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun. 6 yıldır dünyayı geziyorum. Belki 10 dakika sonra göreceğim şey. Aa öyle bir şey mi varmış? Aa bu neymiş ya falan diyorsun. Kertenkele gitti. Çok güzel bir. Çok güzel bir hissiyat. Harika bir hissiyat. Buralardayız. Karşılaştık. Çok mutluyuz. Biz sizden önce daha çok konuştuk. Belki videodan sonra daha da çok konuşuruz. O ayrı bir mesele. Çok güzel oldu ve ani gelişen her şey güzeldir. Aynen doğaçlama anlık abi. Bu sefer hatta yorumlarda belirtin, sorular sorun. Hani şu nedir, bu nedir? Bir de bilgi vermeye yönelik de bir video muhabbet yaparız böyle ama onda daha böyle teknik konular konuşuruz gezginlik hakkında. Esas burada tek başımızayken yani karşılaşmışken. Nasıl konuşsak 10 saatte de konuşuruz. Karşılaşmışken anlatırız. En azından dediği gibi siz de yorumlara düşüncelerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi ekleyin. Verin soruları yapıştırın. Kardeşimle beraber zaten buralardayız. Takılıyoruz. Valla denk geldik. Ben halen ona da söyledim ve bu 3 ya da 4. söyleşim. Ben onun mutluluğu içerisindeyim. Bu inanın samimiyet. Hiçbir şey bizim hani bir ego olsun ya da ne bileyim bir prim olsun hayatta yok. Yemin ediyorum bak her şey açık ve net söylüyorum. Dobra insanız. Her şey kendi düşüncelerimizle, samimiyetimizle gelişen bir şey oldu. Ve o yüzden karşılaştık. Bunu güzelleştirdik. Ben de sadece bir çıkış yapmasını istedim. Bir baktım video uzun sürdü. bunu da ben böyle bir özel olarak, özel bir bölüm olarak başta da ikimizin ortak bir kararıyla paylaşmak istiyorum. Tabii siz de bunu istiyorsanız Arapça gibi tersten olsun. Yani selam verelim, ismimizi söyleyelim, videoyu kapatalım. Tamam. Tamam mı? Herkese iyi geceler. Ben Kadir Gezmiş.
Herkese iyi geceler. Ben Mert Aktaş. Canımdır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İsterseniz eğer part 2 ile beraber farklı bir bölümde ne diyoruz? Görüşmek dileğiyle diyoruz. Canımsınız. Hoşça kalın. Hadi iyi geceler.